Şimdi dinleyicimiz ikinci olarak beyim dedi vefat etti. Arada işte herhalde eziyet ediyormuş. Böyle dedi, beddua gibi bir şey yaptım dedi. 20 gün sonra da dedi feci bir şekilde dedi vefat etti dedi. Helallaşmadık da dedi. Şimdi dedi ben onun arkasında hayır hasenat yapınca. Eğer imanlı gitmişse yaptığı hayır hasenat ona ulaşır. İmanını kurtulmuş olsa, kurtarmış olsa. O önemli zaten. Diğer yapmış olduğu günahların cezasını mutlaka çekecek. Mutlaka çekecek. Nerede çekecek? Kabirde çekecek. Kabirde çekerse öpsün başına koysun. Veya mahşerde çekecek, bekletilecek mahşerde. Öyle paldır küldür. Ben namaz kıldım, orucumu tuttum. Hayır hasenat yaptım, zekatımı da verdim. Ben köşeyi döndüm, ben giriyorum. Hadi açın cennetin kapılarını, gireyim ben cennete. Yok öyle. Yok öyle. İnceden iple, iğneden iple, inceden inceye. Hepsinin hesabını soruyorlar. Allah Teala rahmet eylesin. Emir abiler yaptığı toplantılarda abi anlatırdı bunu. İkaz ederdi. Yaptığınız her şey için yarın ahirette bunu niçin yaptınız denecek. Hakikaten kitaplar böyle yazıyor ya. Yarın ahirette. Söz söyledin. Niçin söyledin? Namaz kıldın. Niçin kıldın? Oruç tuttun. Niçin tuttun? Hayır hasenat yaptın. Niçin yaptın? Zekatını verdin. Hacca gittin. Niçin yaptın bunlar? Allah için yaptım. Allah için yaptım ama ondan sonra lüllüm etmiş. Merkezi anlatıp duruyor falan. Yarın bu toprağın altına çıkacak. Ben Mustafa Döküz'ün yaptığı amelin niçin olduğunu bilemem. Mustafa Döküz de Osmanlı'nın yaptığı amellerin niçin olduğunu bilemez. Ama Osmanlı'nın da Mustafa Döküz'ün de İsmail Sert'in de bizi dinleyenlerin de yaptıkları iyilik, ibadet, hayır, hasenat bunların hepsinin niçin yapıldığını Allah-u Teala hepimizi bilmekte. Ve bunun hesabı da aynı şekilde sorulacak. Efendim ben inanmıyorum. Paşa gönlüm bile ister inan, ister inanma. Kimse kimseyi inandırma mecbur etme değil. Kimsenin de elinde sihirli değnek yok. Aa, ben sana dokunayım da ben sana adam edeyim. Yok öyle bir şey. Kendi aklıyla, kendi kalbiyle inanır, itikad eder. Bunları Allah rızası için niyetini düzelterek yaparsa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beraatı eline verilir. Yoksa kimse kimseye yardım edemez. Çünkü estağfirullah yevme yefurrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi. Sadıkallahu aleyhi. Kur'an-ı Kerim'de. O gün anne baba evlattan, evlat anne babadan kaçacak. Kaçacak. Kadın kocasından, erkek hanımından kaçacak. Komşu komşudan kaçacak. Niye? Alışveriş başlayacak. Hak başlayacak. Efendim kurtuluş yok. Ya işte biraz altın maltın falan versek, mücevher versek hiçbirisi geçmez. Benim paracıklarım vardı falan. Senin paracıkların burada kalıyor. Bir işe yaramaz. Onlar hesabı var sadece. Helalden kazandıysan hesabı var. Zekatını da verdiysen. Haramdan kazandıysan zaten azabı var. Ha, dolayısıyla hani şimdi dinleyicimiz acaba diyor ben beddua ettim de onun için mi? Yok değil. Gayretullah'a da okunur. Mazlumun duasının bir de önünde perde olmaz. Bu kadın erkeğe, erkek kadına. Kim kime zulmederse etsin. Mutlaka karşılığını görecektir. Mutlaka karşılığını görecektir. Zanneder ki insan dünyadayken erkek yaratılmıştır, güçlüdür. Kadın da aynı şekilde bedenen zayıftır. Ben ona her şeyi yaparım. O yapmak mecburiyetinde köle o gözüyle bakıyorsa görürsün sen. Sahibi nasıl intikam alır? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de azizün intikam buyuruyor. Kadın zengindir, güzeldir. Ondan sonra ne bileyim aşireti geniştir. Ondan sonra evlenmiştir. Adamın aynı şekilde yani canını okuyordur. Zulmediyor yani. Parasıyla, güzelliğiyle. İhanet ediyordur mesela. Allah. Yarın ahirette de o kadın hesabı sorarlar. O adamın da aynı şekilde sahibi vardır. Hiç kimse sahipsiz değildir. Hiç kimse sahipsiz değildir. Şeyde değişik değişik anlatılıyor ama önemli olan hadisenin vuku. İbrahim'in Ethem Kuddüs-i Resul Hazretleri için anlatılır mesela. Bir gün böyle berbere gidiyor. Usturayla mübarek saçını aldırttırıyor. Tabii o anda da işte derler ya şimdi zıpçıktının birisi, soytarının birisi içeri giriyor falan. Hani güçlü kuvvetli falan etrafına böyle efelik taslayan birisi giriyor falan. Geliyor böyle bir edep şekilde edepsizce içeri giriyor falan berber göz kesiyor. Hiç aldırdığı yok. Bir de geliyor İbrahim Ethem Hazretleri'nin başına yeni tıraş olmuş ya. Kabağa bak kabağa falan dedi vuruyor.
berber işitmiş falan dediyse de hiç adam aldırdığı yok. Adam dışarı çıkıyor. Orada bir atı bağlamışlarmış. Atın arkasından dışarı yaparken at hikayeyle. Bir çifte atıyor bana, tekme atıyor. Adam beyni parçalanıyor. Küvit diye yere. Berber tanıyormuş şey. İbrahim'e temas ettiğini. Demiş efendim fazla olmadı mı? Demiş ben bir şey yapmadım. Kabağın sahibi yaptı. O çok çok, o söz çok hoşuma gidiyor. Bunu anlatmak için naklettim. Ben demiş bir şey yapmadım. Kabağın sahibi yaptı. Bunlar kitaplarda yazılı. Bu menkibeler olmuş hadiseler. Onun için de hepimiz, onun için hepimiz kabağın sahibini unutmayalım. Efendim kimsesi yok. Vur tepesine. Var. Olur mu öyle şey? Sahibi var. Yaparsın, yaparsın, gayretullah'a dokunur ve gider. Hatta şeyde, yani bize yakın dönemde İsmail Fakullah Hazretleri. Hazreti Abbas Radıyallahu Anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de bu zatın talebesi. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de 8-10 yaşlarındayken babası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin talebesiymiş. Arz ediyor, böyle böyle diyor aynı şekilde. Tillo'da. Tillo'da. Şimdi isimler verildi ya. Tillo'ya döndü. Tillo'ya döndü. Döndü. Ve İsmail Fakullah Hazretleri bakıyor, kabul buyuruyor. Kabul, hafız derlermişmiş. Hitap ederlermişmiş. Tabii 10 yaşında çocuk. Medresede kaşarlanmış olanlar var. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin babası da orada talep olduğuna göre medresedeki yaş durumunu tasavvur et. Ondan sonra bir gün testiyi vermişler. Demişler misafirlik kitabı bakalım. Çeşmeden dışarıdan su getirecek. Testiyle gidiyor. Dayıyor testiyi çeşmenin ağzına. Şimdiki bir şey yok. Bir tane gene böyle bir kabadayı gelmiş. Ey çocuk demiş çekil oradan falan. Ne desin çekiliyor falan. Testiyi bir fırlatıyor. Testi kırılıyor. Adam yanaşıyor falan. Testi kırılınca yapacak bir şey yok. Boynu bükük olarak gelmiş medrese. İsmail Fakül Hazretleri bakmış. Demiş ne oldu? Molla hafız ifadenin. Molla ne oldu? Demiş efendim. Böyle böyle oldu. Bir şey dedin mi adama? Demedim efendim. Git demiş de bir şey de. Ya testimi niye kırdın falan. Yani ya, şey yapma sana zarar vermedim. Uzaktan de bir şey de. De bir şey. Bir tane taş falan at ya. Geliyor bakıyor bakıyor yine bir şey diyemiyor. Geliyor tekrar dönüyor. Dedim mi bir şey demedim diyemedim efendim diyor. Çabuk diyor git bir şey de. Koşarak geliyor geliyor ama adam suyunu içmiş şey yapmış atın arkasına doğru at bir vuruyor adam küt yerde. Demiş efendim böyle böyle. Tüh buyurmuşlar. Bir testiye bir adam gitti buyurmuşlar. Peki sebebini soruyorlar. Buyuruyorlar ki bu da bu leğermedi. Bu masum. Bu masum. Bir de zulme uğradı. İttirdi, kalktı, düştü, eziyet gördü. Testisi de kırıldı. Mahzun oldu. Ve mahzun olunca da ağzını açmadı, kapatıverdi. O zaman yapılan zulüm başlarmış yükselmeye. Arşa dayanınca tak diye cezası inermiş onun. Tak diye cezası inermiş hemen. Anında hemen. Çünkü kafir olsun, Müslüman olsun. Mazlumun duasının önündeki perdeler kalkar buyuruyor. Arşa dayanır. Arşa dayandığı an küt diye iner. Hatta bir de şöyle bir hadise anlatırlar da. Kusura bakma bugün devam mı? Bugün devam edeceğiz. Bugün devam edeceğiz. Araya bir reklam girdiniz. Şimdi tabii bu sefer de şaşırttın, unutturdun yani. Görüyor musun? Araya bir reklam girdiniz, hepsini unutturdun. Şimdi insanların yapmış olduğu işler, efendim ben bunu yaptım, yanıma kar kaldı. Şekliyle düşünür, güç ve kuvvet kendisindeyse. Güç ve kuvvet kendisindeyse. Ama o güç ve kuvvet kalmaz. Ben çocuklukken bizim Konya'da anlatırlardı. Vaktiyle Konya'ya bir vali gelmiş. 1950'den önce. İşte camilere bile müdahale ediliyor. Kur'an kuşları kapatılmış falan. Orada bir valinin konağı var. O konağın yanında bir cami var. İmama çok zulmetmiş. Oradaki imama. Bu vali. Gel zamanki sımat. Vali ölmüş ya. Bunu çağırmışlar, bunu yıka diye. Allah cazdafiye ne geliyor falan şimdi. Suyu döktükçe böyle bir örne vururmuş. Ne haber diye böyle. Ya bir gün o duruma düşeceksin be arkadaş. Bir gün o duruma düşeceksin. Hadi diyelim ki o bir yumruk vurdu. Yumruk vurdu. Onun da acısını hisseder o. Cevap veremez, cevap veremez. Ama esas orada yapılacak, onun karşılayacağı şey var.
Onu karşılaşacakları var. Ha, demin anlatacağım. Vaktiyle kötürüm bir zat varmış da. Evliyadan bir zat. Bir yere gidecek. Bir kervan beklemişler. Kervancıya demişler ki böyle böyle. Hay hay demişler. Bir genç de emrine vermişler o zatın. O genç ona hizmet ediyor. Fakat kervanı eşkıya çevirmiş. Neler varsa almışlar etmişler. Bu zata dokunmamışlar. Bakmışlar kötürüm. Ona hizmetten gence de dokunmamışlar. Eşkıya böyle giderken bu zat bağırmış. Bu gencin de cebinde bu kadar parası var diye. Kervandakiler hayret etmiş. Allah Allah. Hem evliya mübarek bir zat hem de kendisine hizmet edeni jurnallıyor. İspiyonluyor. Sonra gelmişler hakikaten gencin de parasını almışlar gitmişler. Gittikten sonra eşkıya gittikten sonra oradakiler demişler ki efendim demişler çok özür dileriz ama demiş hikmetini anlayamadık. Bu çocuk demişler yani edepli bir çocuk, edepli bir genç. Size hep hizmet etti. Niye demişler bunu ispiyonladınız? Sabredin bekleyin demişler. Çünkü bunların yaptığı zulüm arşa dayanmadı. Son gencin parasını da alınca arşa dayandı. Demiş bekleyin sabredin neticesini. Arşa dayanınca meğer o bölgede bu eşkıyayı takip eden bir Müslüman ordu varmış. Yakalamış bunların hepsini. Hepsinin işini bitirmişler. Bunların eşyalarının paralarını alıp gelip iade etmişler. Arşa dayanınca tak diye aynı şekilde karşılığı gördü. Onun için de hani dinleyicimiz dedi ki ben dedi kocaman beddua ettim falan. Yani gayretullah'a dokunmuştur adamın yaptıkları. Ha peki bu haldeyken imanını götürdüm. Bilemem. Zalim imanlı gidebilir mi? İntiharın bile intihar edenin bile cenaze namazı kılınır buyuruyor. Adam ölmeden önce, biraz önce aklı başına gelmiştir, tövbe etmiş bilemeyiz. İmanlı hayırlı bir iş yapmıştır, o hayırlı sebebiyle belki imanını götürmüştür. Ama yaptığı zulmün cezasını çeker. Kime yaptıysa, ne yaptıysa, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, komşusuna, akrabasına, annesine, ağzına, kime ne yaptıysa mutlaka görür mü? Evet, mutlaka görür. O yaptıklarımızı hangi niyetle yaptığımız konusunda çok sık bahsediyorsunuz. Mesela iyilik yaparken de niyetimizin ne olduğuna bakılır diyorsunuz. İyilik yapan nasıl olsa iyilik yapıyor. Yani bir iyilik, herhangi iyiliklerden bir iyilik. Bunun karşılığını görmez mi? Yani mutlaka yine niyetine mi bakılır? Ahirette karşılığını görebilmesi için niyetine bakılır. Cenab-ı Hak yapılan iyiliklerin, kafirlerin yaptığı iyiliklerin bile karşılığını veriyor. Zerresinin bile. Çünkü Estağfirullah Zilzal suresinde geçiyor. Femen ya'mel miskale zerraten hayran yara. Femen ya'mel miskale zerraten şerran yara. Sadıkallahu'l azim. Zerre kadar buyuruyor. İyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük karşılık görecektir. Hiç değişmez bu. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanundur bu. Hiç değişmez bu. Kafirin bile yaptığı iyilikler, niyeti ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukada iyilik yapmıştır. Dünyada verir bunun karşılığını buyuruyor. İman etmediyse. Diyelim ki bundan çok az bir şey kaldı. O kafirin ölümünü kolay eder. Ruhu bedenden kolay çıkar buyuruyor. Ona ızdırap vermeden çıkar. Dolayısıyla ahirette alacak hiçbir şey kalmaz. Peki niye ısrarla ahirette niçin yaptın? Ahirette bize ecir ücret vermeleri için bu niyete bakılır. Yoksa dünyada verirler karşılığını. Dünyada verirler karşılığını. Mesela riya konusu kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki benim niyetim mesela okul yaptırmak. Osman Ünlü maşallah. Ya hayırsever insan işte böyle Osman Ünlü gibi olacak falan. Osman Ünlü işte okulu bilmem ne okulu. Ne gözümün içine bakayım bugün de ben yaptırıvereyim ne olacak yani. Gözüm yok hocam. Ha, tamam. Ondan sonra bilmem ne aynı şekilde camisi. Osman Ünlü bilmem ne camisi falan. Ha diyeceksiniz efendim gösteriş midir falan. Benim kalbim bilemezsin. Ama benim nefsim itminana kavuşmadığı müddetçe senin koluna girerim götürürüm falan. Gel bir camide namaz kılalım falan. Anlatırız bakarsın. Osman Ünlü cami. Hocam maşallah mübarek olsun. Ne zaman yaptırdın? Estağfurullah canım işte. Övmek gibi olmasın ama. İşte ya tabii işte sadaka icadiye falan. Hepsi hikaye bunların. Çünkü nefsim itminana kavuşmadığı için bunların hepsini bana süsler püsler. Ben niye götürdüm seni peki o camiye? Başka cami yok muydu? Bunu melekler ayırır. Bunu melekler ayırır. Arkadaşlar senin niyetin bozuktu. Göstermek istediydi. Ya orada mesela böyle omuzlarını falan da şeymiş. Ha şey yapar yani falan filan. Ben bir televizyonda gördüm. Bir tane öldü gitti bir iş adamı. Adam aynen böyle diyor. Hayır sever benim gibi olmalı. Böyle de göster. Beni örnek al. Bana bak. Bana bak. Dedim ne varsa gitti. Bak bunun karşılığını veriyor Cenab-ı Hak. Ahirette diyecekler ki sen karşılığını aldın. Niye? Mustafa Dokuz'u kolundan tuttun, kendi yaptırdın, camiye gösterdin ya. O zaman omuzların böyle şey yaptıydı ya. O zaman riya kirdiydi. Dolayısıyla caminin sevabını yedin sen diyorlar.
Alkışı aldım bitti. Alkışı aldım. Onlar sana dediler sen ne mübarek adamsın ya. Ne hayırsever adamsın dediler. Mükafat da oydu. Sen de aldın bitti o iş. Bitti. Burada bir şey bekleme diyecekler. Onun için hani Emel abiler o toplantılarda aman ha yaptığınız işi Allah rızası için. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Bir Müslüman bir Müslümana bir iyilik yaptığı zaman iyilik yaptığı kimseden bir zarar mutlaka görür. Emel abiler bir gün bir toplantıda böyle şey yaparken orada böyle anlatırken tabii dediler hani Müslüman bundan istisna. Ben şimdi kitapları taradım. Bu niye Müslüman bundan istisna? Ne demek o? Hangi Müslüman yahut da? Sonra kitaplarda var onun açıklaması, o hadis-i şerifin açıklaması. Nefsi itminana kavuşmuş olanlar bundan istisna. Niye? Çünkü hatırlarsın Emel abinin yine naklettiği bir şey vardı. Yaptığınız iyilikleri unutun. Size yapılan kötülükleri unutun. O saatler için geçerli bu. Bunlar zaten iyiliği unutuyor. Aa ben Mustafa 9'a iyilik. Yok öyle bir şey. Yaptı bitti. Bitti yok. İyilik ne yapmamış. Ama Mustafa Toköz'ün bana yaptığı iyiliği ben unutmuyorum. Size yapılan iyilikleri de unutmayın deniyor. Ben unutmuyorum. Bir kahve ısmarlamıştı. Şey kimse duymasın da canım yemek de verdiydi ya. Yemeğin üstüne kahve geldiydi. Hiç unutmamamız lazım. Tabii hiç unutmamam lazım. Aa o kahve ne kahveydi falan. Bunu biz canlı olarak Emel abi de görüyorduk. He. 20 sene önce mesela gitmiş birisi. Aa o yemek neydi falan. Halbuki ben iyi biliyorum. O yemeği yediği kimsenin sülalesini omuzlamış götürmüş hepsine iş vermiş bilmem ne yapmış falan. Onları unutuyor. Ama o yemeği unutmuyor. O kendisine yapılanı unutmuyor. Dolayısıyla o noktada olanlar için değil. Peki diğerlerine ne için aynı şekilde? Diğerlerine ne için? Mesela siz bana 100.000 lira para vermişsiniz. Verebilir mi İsmail Bey? Cam şeyler çağak yani. Küpler açtı. Ağanın eli tutuldu. Ama sizin ben farkına varmadan menfaatinize ters sizi kıracak, sizi üzecek bir şey yapıyorum ben. Bir şey yapıyorum. Bilerek yapmıyorum. Yapıyorum. Daha doğrusu Cenab-ı Hak sizi imtihan için bana yaptırtıyormuş onu. Yapıyorum. Hadis-i şerif açıklarken ehl-i sünnet alimleri bildiriyorlar. Sen dersen ki ya şu Osman'ın denen adama bak bir de hoca geçsin ya adam para da verdik diye şu yaptığı işi görüyor musun falan. Senin o 100.000 liralık iyilik siliniyormuş tamam mı? Dünyada karşılığını görmüşsün. Ahirete silerlermiş onu. Demek sen Osman'ın için yapmışsın. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya siz ne o anlatıyorsunuz böyle şeyler falan demiş. Gelmez mi insanın hatırına falan? Gelmez olur mu? Elbette gelir. Ya ben buna iyilik, ha ben onu Allah için yaptım. Muhafaza ettin. Korudun mu? Onun yaptığın iyiliğin sevabını korudun. İnsanın hatırına gelmez diye gelir bu. Ama o nefsi itminana kavuşmuş olanların hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Yapıyor ve siliyor. Yapıyor ve siliyor. Hatta zaman zaman anlattığımız bir hadise var. Büyüklerden bir zat böyle aklen malul olanları toplar. Bunların elbiseleri falan yırtıksa yeni elbise alır, giydirir. Ayakkabılarını yeniler. Ondan sonra bunların karınlarını doyurur. Fakat bunlar bu zatı taşa tuttukları da olurmuş tamam mı? Tuttukları olur. Onlar. Bir gün birisi demiş ki demiş efendim bunlarda akıl yok, fikir yok. Yani demişler sizi elbise giydiriyoruz götürüp ayınca gideceğim. Onun için ne yatıyorlar? Yırtıp atıyorlar. Teşekkür bile etmiyorlar bunlar. Hatta sizi taşa bile tutuyorlar. Demiş bunlar kadir kıymet bilmiyor. Niye bunlara iyilik ediyorsunuz? Cevap. Buyuruyorlar ki ben onlar için yapmıyorum ki. Ben bu yaptığımı bunların sahibi bilmiyor mu? O mertebede olanlar için bu problem değil. Ama bizim gibi avam için Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Bir iyilik yaptığımız zaman o iyilik yaptığımız kimse bize bir menfi bir şey yapıyor. O anda dersek ki ben Allah için yaptım. Sonra o kimsenin hatırına gelir. Ya kusura bakma özür dilerim ben bir yanlışlık yaptım bilemedim falan. Özür dilermiş. Öyle buyuruluyor. Dolayısıyla yapılan iyilikler Allah için mi olmalı, niçin olmalı sorusunun cevabı oymuş. Kitaplarda onlar öyle mi bildiriliyor? Evet öyle bildiriliyor. Ben de şimdi sen konuyu açıyorsun. Ondan sonra da vakit bitti diyeceksin. Şu dinleyicilerimiz de kızacak. Yani o cümlenin sonunda hani bir atasözümüz var. Yani yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Halik bilir. Aynen o işte.